Şimdi benim gördüğüm dünyada çok ürkütücü bir yapının var olduğunu gördüm. Yani Müslüman kardeşlerimizin de arasında biraz yaygın olduğunu gördüm. Kur'an'ın dünya hakimiyeti, İslam'ın dünya hakimiyeti birçok insanı ilgilendirmiyor. Ama hakikaten dindarlık ilgilendiriyor. İslam'ı yaşamak ilgilendiriyor. Namaz kılmak ilgilendiriyor. Oruç da ilgilendiriyor. Zekat da ilgilendiriyor. Hacca gitmek de, kelime şehadet getirmek de. Ama Kur'an'ın dünyaya hakimiyeti ilgilendirmiyor. Yani bundan benim kanaatim bir kısmının rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani kafasında canlandırıyor. Çünkü kendi gerici kafasında, kendi tutucu kafasında, kendi bağnaz kafasında akıl almaz bir kabus olacağını biliyor. Yani o öyle bir yapının. Yani kan revan içinde bırakacağını memleketi, bütün hürriyetlerin ortadan kalkacağını, sevginin, sevincin, sanatın, bilimin, estetiğin, insanlığın, hayatın tamamen ortadan kalkacağı bir kabusun hakimiyetini kastettiklerini bildikleri için yine orada bir kendi çıkarı için de ayrıca bunu istemiyor. Ama onun anlattığıyla Kur'an ayrı. Kur'an başka bir şeyden bahsediyor. Onun anlattığı kabus ayrı. Onun için bakın kabusun hakim olmaması için tavır koyuyor. Ama yani onu din olarak kabul etmiş o. Kabusu din olarak kabul etmiş. Evet. Zaten Kur'an'a birçoğu da düşmandır. Yani o bağnaz kafanın birçoğu Kur'an'dan hiç hoşlanmazlar. Kur'an'ı asar oraya duvara kor. Hatta toz kaplar onun 6 ayda bir tozunu alırlar o Kur'an'ın kapağının tozunu 6 ayda bir, bir yılda bir. Yani hiçbir şekilde el sürülmez Kur'an'a. Evet. Değil mi? Tam dediğiniz gibi. Tabii, bahsedilmez de anlatılmaz da. Ama işte ticaret hukukunda bak diyor Allah'ın ayeti var. Sünnette de uygun. Aramızda senet yapalım diyor. Mesela o onun işine uygun. Bak Allah diyor içinizden bekarları evlendirin dedi diyor Cenab-ı Allah. Evlenmeyi bir yapalım diyor. Evlenelim diyor. Allah'ın emrine uyuyoruz biz diyor. Değil mi? Evet. Allah diyor seyahat etmezler mi? Etrafı görmezler mi diyor. Mesela ayet var. Ya seyahat edelim ailece diyor. Station arabaya böyle atom forvet doluşuyorlar. Kelebek bıyıklı Hazretleri öne oturuyor böyle. Ondan sonra o arka kısmı da bir boş oluyor onun biliyorsun. O, ufak bir yer var. Oraya da çoluğu çocuğu dolduruyor. Haydi babam basıyorlar gidiyorlar. Anladın mı? Mesela 3 ay, 4 ay tatile çıkıyorlar hep beraber mutluca. Ne yapıyorsun diyoruz. Allah'ın ayetini yerine getiriyoruz diyorlar. Kur'an'ın hükmünü yerine getiriyoruz diyorlar hep beraber ailece. Senin gibi diyorlar yani gafil bir insan diyorlar bunu anlamaz ki diyor. Allah'ın hükmünü yerine getirmekte titiz davranıyoruz biz sadece diyorlar. Yani yaptığımız bu diyorlar. Kavun alıyor mesela geğirerek kavunu bir ortadan ortaya bölüyor. Ne yapıyorsun diyor. Sünneti yerine getiriyorum diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ulan diyor siz fitne çıkarıyorsunuz ya diyor. Gidin Darwinizm var. Memleket Darwinizm mi var diyor ya. Darwinizmle ne uğraşıyorsunuz siz diyor. İslam'ın dünyaya hakimiyeti ya diyor peygamber yapamadı da siz mi yapacaksınız diyor. Haşa diyor. Siz delirdiniz mi ya diyor. Öyle bir konu mu var diyor. Nereden çıkarttınız siz diyor. İslam'ın dünyaya hakimiyeti. Müslüman onun için gayret etmesine gerek yok ki diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanetin memurları var. Onları anlatıyorlar. Sen ne haddi ne diyor. Zaten alim olman lazım ve icazette alim olman gerekiyorlar. Yani dinden bir konu anlatabilmen için. Allah'ın bir ayetini, Allah'ın bir hükmünü belirtmen için icazetin olması gerekir diyorlar. Evet. İcazet de olmadığına göre sen rahat işine bak diyor yani sen sorumlusun diyor yani. Farz-ı kifayedir zaten diyor adam. O farz-ı kifayeyi de Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı için senin hiç böyle tebliğ yapmana da gerek yok diyorlar. Bir de fitne çıkarıyorsun ya masonlarla uğraşmak, ateistlerle uğraşmak seninle alaka diyor ya sen. Özellikle Darwinizm diyor ne alaka? Ayrıca Kur'an'da zaten Kur'an ayetleri işaret ediyor. Ayette Darwinizm zaten Kur'an'da da var diyor. Daha da sıkıştırırsan üstüne gidersen. Bakın önce dediler ki İslam aleminde nerededir ya Darwinizm? Öyle evet. Bir konu var mı ki dediler. Peki dedik sizin ağababalarınız Darwinizm'i savunuyor. Kur'an ayetlerini savunuyorlar. Yani Kur'an'da Darwinizm'in olduğunu Allah söylüyor diyor onlar zaten adam. Evet. Allah açıklıyor diyorlar. Yani Kur'an Darwin'den daha önce bunu açıklamış zaten diyor adam. Şimdi akıl almaz bir şeytani oyun, akıl almaz bir fitne İslam alemini sarmış vaziyette. Evet. Mesela başörtüsü konusunda akıl almaz titizlik gösteriyor. Doğru, güzel.
Ama İslam'ın dünyaya hakimiyeti konusunda o titizliğin 10 binde 1'ini, 100 binde 1'ini bile göstermiyorlar. Asıl namus bu değil mi? Allah'ın dini uygulanmıyor. Senin namusun yerle bir olmuş. Ya. Değil mi? Evet. Bütün namusun çiğnenmiş senin. Değil mi? Namusun paymal olmuş. Asıl buradan senin namusunu kurtaracaksın. İnşallah hocam. Evet. Değil mi? Evet. Başörtüsü için yaptığın gayretin, değil mi? 100 binde 1'ini bile yapmıyorsan, bu nasıl namus oluyor bu? Taksın. Namus Kur'an'dır. Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an'ın tamamına saldırıyor adamlar. Adamı hiç ilgilendirmiyor. Evet hocam. Bak internet sitelerinde de dine, İslam'a hakaret eden birçok yer var. Bunların hepsini tek tek mahkeme kararına kapattırıyoruz. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak. Evet. İlgilendirmiyor. Birçok insan ilgilendirmiyor bu. Evet. İslam'a Kur'an'a hakaret eden kitaplar çıkıyor diyor. Birçok kişi ilgilendirmiyor. Biz mahkeme kararıyla toplattırıyoruz veya engellemeye çalışıyoruz. Maşallah. Kendine Müslümanlık bu olsa gerek o zaman hocam değil mi? Evet yani adamın ailesine bir şey diyemeyeceksin. Kendine bir şey diyemeyeceksin. Evet. Yani Kur'an'a, İslam'a, Allah'a, peygambere söz söylenmesi birçok kişiyi ilgilendirmiyor. Evet haşa evet. İslam'ın hakim olmamasını da o namusunun çiğnenmesi olarak kabul etmiyor. Başörtüsünün namusunun çiğnenmesi olarak kabul ediyor. Bir tek. Yani bunda bir anormallik var. Tamam başörtüsü namustur. Ama Kur'an'ın uygulanmaması çok vahim bir olaydır. Yani binlerce olayın içine girdiği bir konu bu. Çok evet. Daha önemli bir konudur tabii. Tabii. Yani kıyası kabil değil yani. Evet. Yani kıyas olur. Öyle demeyeyim Allah affetsin de kıyas olur ama bir cüz o. Bir bölüm. Değil mi? Evet hocam.